Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Sıla. Eskişehir'in ufak bir köyü olan Avdan köyündenim. Bizim köyde yıllarca garip, tuhaf ve korkunç olaylar yaşanmış. Herkes cinlerin musallat olduğunu, gece geldiklerini, insanları kandırıp kaçırdıklarını söylüyordu. Tabii ben bu olayları annemden ve çevremdeki insanlardan öğrendim. Ben kendim bildim bileli bu tarz doğaüstü bir olayla karşılaşmamıştım. 5 yaşına girdiğim vakitler babam vefat etti. Annemle baş başa kalmıştık. Bir de ara ara gelip baban gitti. Artık ben seni koruyup gözetip babalık yapacağım diyen bir adam vardı. Yıllarca o adamı gördüm. Her kötü anım da yanımdaydı diyebilirim. Bana güven verip koruyup kolluyordu. 10 yaşına geldiğim vakit bu adam gelip gitmez oldu. Artık onu görmüyordum. Aslında onun da gitmesine üzülmüştüm. O varlık bana dini eğitimler verip Kur'an öğretiyordu. Sahipsiz gibi hissettim kendimi. Babam ölmüş, beni koruyan adam da artık yanımda yoktu. Annemle kala kalmıştım. Yaşım ilerlerken ortaokulu bitirmiş, liseye başlamıştım. Okuldan geldiğim bir gündü. Odama geçip ders çalışmaya başladım. Saat gece 10 suları gibi içeriden gelen annemin bağırışlarını ve tuhaf seslerini duydum. Annemin odasına koştuğumda yatağında anormal şekilde ellerini kollarını eğri büğrü yapmış yatağında hareketsiz yatıyordu. O an bir şeylerin ters gittiğini anladım. Anne diyerek yanına yaklaştığımda annemin gözleri açık şekilde can verdiğini gördüm. Annem ölmüştü. Feryatlar yakarak kendimi dışarı attım. Konu komşu gelip içeri girdiler. İçeri giren bağırarak kendini dışarı atıyordu. Kimse nasıl olduğunu çözemedi. Herkesin dilinde tek bir laf vardı. Ecinli. Bu ecinliler insanı bu hale getirir. Gene başladılar. Yıllardır bir şey olmuyordu. Gene musallat oldular köye diyerek kendi aralarını fısıltılar halinde konuşuyorlardı. Ertesi gün annemi defnettik. Küçükken öğrendiğim duaları annemin ardından da okuyordum. Saatlerce mezarın başından ayrılmadım. Bütün kalabalık gitmişti. Havanın kararmasına yakın birkaç köylü gelip beni eve götürdüler. Evde annem için dualar okuduktan sonra evdekiler de gidince tek başıma kala kalmıştım. Köylülerden başka kimsem yoktu. Bu yaşta hem öksüz hem yetim kalmıştım. Şimdi ne yapacağım diye düşünürken gidip abdest alarak Kur'an okumaya başladım. Kur'an'ı okurken gözyaşım durmuyordu. Kendimi çaresiz hissediyordum. Bedenimdeki yorgunluk yüzünden bir süre sonra uykuya yenik düştüm. Rüyamda bembeyaz bir yerdeydim. Rahmetli annemle babam karşımdaydı. Onları sevinçle kucaklarken ikisi birden kaç git bu köyden dediler. Neden gitmem gerekiyor? Neden derken onlar aynı şekilde kaç git bu köyden dediler ve benden uzaklaşarak kayboldular. Rüyamda ağlarken irkilerek uyandım. Uyandığımda hala ağlıyordum. Nasıl bir rüyaydı bu? Bana neden böyle gitmemi söylemişlerdi ki? Bunları düşünürken kapım sertçe çalınmaya başladı. Gece gece bu da kim diyerek kapıya yöneldim. Kim o dediğimde ses vermeyerek bir daha çaldı. Usulca kapıyı araladım. Dışarıya göz gezdirdiğimde dev gibi bir adamın kapının önünde dikildiğini gördüm. Ben neredeyse beline ancak geliyordum. Üzerindeki pardesü ayaklarına kadar geliyordu. Kimsiniz diye sordum. Karşımdaki kişi beni tanımadın sanırım dediğinde sesinin çok tanıdık geldiğini fark ettim. Yüzünü görmek için kapıyı tam açtım. Karşımda yıllar önce beni koruyan adam vardı. Boncuk gibi masmavi parlak gözleriyle bana bakıyordu. Selamun aleyküm kızım, yardımına geldim dedi. Aleyküm selam diyerek içeri buyur ettim. İçeri girdi ama başı tavana değiyordu. Uygun bir yere geçip oturdu. Gel otur kızım, seninle konuşacaklarım var dedi. Dediğini yaparak tam karşısına oturdum. Yüzü çok temizdi. İnsana güven veriyordu. Bana bakıp yüzünü buruşturarak kızım annen öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi sadece ikimiz kaldık. Artık hep yanında olacağım. Annenle baban maalesef büyü yüzünden öldü. Sen daha doğmadan sana ve ailene büyü yapıldı. Bu büyü çok güçlü, çok tesirli bir kara büyü. Yıllardan beri seni izliyor, koruyorum ama annenle babanı koruyacak kadar gücüm yok. Sana hala adımı söylemedim. Benim adım Musabbeh. Evet, sana göre çok tuhaf bir isim gibi gelebilir ama bu isim bir cin ismi. Yani ben bir cinim. Kabilem, Cühenna kabilesi ama bir hüddam sayesinde Müslüman oldum. Müslüman olduktan sonra hüddam hocam seni korumam için anne mahremindeyken beni sana yolladı. Seni tam olarak korumam için benimle anlaşma yapman lazım. Anlaşmayı yaptıktan sonra seninle hiçbir şekilde ayrılmayacağız. Bu anlaşma
Biraz canını yakabilir ama dayanman lazım dedi. Peki diyerek başımı salladım. Elini uzat dedi. Elimi uzattım. Cebinden çıkardığı garip görünü bir bıçakla avucumun içine hızla kesik attı. Kesikle beraber kanlar fışkırmaya başladı. Kanlar avucumun içinden yere akarken başını eğip avucumdaki kanı yaladı. Daha sonra parmağını kana sürerek alnıma bir şeyler yazmaya başladı. Elini alnımdan çektiği an bayıldım. Kendime geldiğimde başımda duran bir adam vardı ve dua okuyordu. Adama dikkatlice bakarken arkasında Musabbeh'i gördüm. Korkuyordum ama aynı zamanda da kendimi güvende hissediyordum. İçimde garip duygular vardı. Oradaki adama ve Musabbeh'e burası neresi, neredeyim ben diye sordum. Musabbeh yanıma gelerek elini gözlerime getirip kapattı. Tekrar çektiğinde karşımda bir kadın vardı. Tuhaf sesler çıkararak anlamını bilmediğim kelimeler söylüyordu. Musabbeh bana işte sana büyü yapan kadın bu. Annenin ve babanın ölmesine neden olan kadın bu. Gözlerini kapat. Tekrar açtığında cinleri göreceksin. Göz perden kalkacak dedi. Gözlerimi kapattım. Bir süre sonra omzuma bir el dokundu. Gözlerini aç dedi. Gözlerimi açıp arkama baktım. Musabbeh arkamdaydı. İlk başta gördüğüm adam karşımdaydı ama büyücü kadın nereye gitmişti? Adamın arkasına baktım. Domuz gibi birkaç tane varlık korkutucu gözlerle bana bakarak gülüyorlardı. Onları görünce nefesimin daraldığını hissetmeye başladım. Nefesim kesiliyor, ellerim titriyordu. Musabbeh bana gözlerini kapat, ne ses duyarsan duy açma, ben aç diyene kadar sakın açma dedi. Gözlerimi kapattım. Etrafımda sanki savaş vardı. Çığlıklar, bağırtılar, tekbir sesleri. Sanırsın kıyamet kopuyor gibiydi. Yerin sarsıldığını hissedebiliyordum. Gözlerim kapalı, taş kesilmiş gibi hiç kıpırdamadan yerimde bekliyordum. Birden içimde bir yanma hissetmeye başladım. İçim yanıyordu. Düşüncelerim karışmaya, kapalı gözlerim karanlığında bir şeyleri görmeye başladım. O varlıklar sanki içimdeydi. Sonra Musabbeh onlara saldırmaya başladı. İçimde bir şeyler oluyordu. İçimdeki yangın yavaş yavaş dinmeye başlarken Musabbeh gözlerimi açmamı söyledi. Ne oldu? Ne yaptınız dedim. Karşında o yaşlı adamla Musabbeh vardı. Bana büyüyle musallat olan cini yaktıklarını, diğerlerinin de kaçtığını söyledi. O an istemsizce hem üzüntüyle hem de sevinçle gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Aileme yapılan kara büyü yüzünden annem babamı kaybetmiştim. Neredeyse ben de ölecektim. Ben ağlarken Musabbeh yanıma gelerek gözyaşlarımı silip sarıldı. O bana sarılınca kendimi güvende hissettim. Ona baba dedim. Çünkü gerçek babamı hiç hatırlamıyordum ama Musabbeh'i hatırlıyor ve bana babalık yaptığını biliyordum. Musabbeh bana hadi toparlan, camiye gidip şükür namazımızı orada kılalım dedi. Peki diyerek abdestimi aldım. Hiç sormamıştım bu adam kim diye. Abdest alırken aklıma geldi. Başımda dua okuyordu. Abdestimi alıp içeri girdiğimde Musabbeh'le o adam oturuyorlardı. Adama bakıp kusura bakmayın bir türlü tanışamadık. Siz kimsiniz dedim. Adam gülerek Musabbeh'i sana yollayan hüddamım. Seni korumasını, sana tabi olmasını ben söyledim. Adım Cemal. Sizin köye yakın bir köydenim. Sana büyü yapıldığını öğrenince yardım etmek istedim ama yıllardır bu büyüyü çözmek için uğraşıyorum. Sonunda büyüyü çözüp istemeyerek de olsa o cini yaktık. Büyüdeki anahtar sendin. Asıl seni almak istiyorlardı. Buna engel olmaya çalıştık ama maalesef ailini kurtaramadık. Onlar öldükten sonra büyünün şiddeti bir nebze olsun azalınca seni kurtarabildik kızım dedi. Bir şey diyemedim. Sessizliğimi korudum. Cemal hocayla Musabbeh de abdest aldıktan sonra dışarı çıktık. Musabbeh'in boyu bir anda kısaldı. O heybetli görünümü normal sıradan bir insana dönüştü. Camiye girdik. İçim gerçekten bir tuhaf oldu. Huzurla doldum diyebilirim. Musabbeh imam gibi başa geçip namazımızı kıldırdı. Tam selamı verirken dikkatim pencereden içeri bakan biri çekti. Namazımız bittikten sonra dışarı çıktığımızda camda gördüğüm o adam karşımızdaydı. Köylülerden biridir diye yürürken bize doğru yürüdüğünü fark ettim. O adama bakarken adımlarım ağırlaşmaya, yürüyememeye başladım. Aynı şey Musabbeh ve hoca da olmuş olmalı ki kıpırdayamıyorlardı. O adam dibime kadar gelip kulağıma bir şeyler söyleyerek bana sarıldı. Birden gözlerim kapandı. Yarım yamalak etrafı görüyor, duyuyordum ama rüyada gibiydim. Kendime geldiğimde etraf savaş alanı gibiydi. Yerde ikiye bölünmüş parçalanmış hayvanlar, insan görünümlü varlıklar vardı. Onlara bakıyordum. İleride birkaç tane varlık kahkaha atarak bana bakıyorlardı. Yerde duran Musabbeh'i gördüm.
Elim kestiği o garip görünür bıçağı pardesüsün cebinden alıp ayetel kürsü okuyarak onlara doğru saldırdım. Ne yaptığımın bilincinde değildim. Sanki onlara zarar verebilecekmiş gibi üstlerine hamle yaparken o bana sarılan varlığa hamle yaptığım sırada bir anda duman olup kayboldu. O kaybolur kaybolmaz kendimi çok garip hissetmeye başladım. Etrafıma bakarken içimden bir ses Musabbe'ye saldırmam gerektiğini söyledi. Hayır olmaz. Yapamam derken yerde yatan Musabbe'ye doğru yürümeye başladım. Bedenim benim kontrolüm dışında hareket ediyordu. Musabbe'ye yaklaşırken önüme onlarca varlık çıktı. Bıçağı Musabbe'ye saplamak için hamle yapıyordum ama o varlıklar beni tutmuş bırakmıyorlardı. Musabbe zor da olsa ayağa kalkarak bana yaklaştı. Karşımdayken bir anda yok oldu. Etrafında beni tutan o varlıklar da aynı Musabbeh gibi kayboldular. Onların kaybolmasıyla kendimi yerde buldum. Onları hissedebiliyordum ama göremiyordum. Savaşıyorlardı. Seslerini duyabiliyordum. İçimin gene yandığını hissetmeye başladım. Bu nasıl acıydı böyle? Yerde kıvranırken acı bir anda kesildi. Gözlerimi araladığımda Musabbeh ve yanında kabilesi vardı. Cemal Hoca'ya baktım. Yerde oturmuş dua ediyordu. Duası bittikten sonra yanımıza gelip kalk kızım hepsi geçti artık dedi. Musabbe elindeki şeyleri bana göstereyim. Bak bunlar sana ve ailene yapılan büyüler. Hepsi senin içindeydi. Hepsi gizlenmiş, saklanmış büyüler. Biz bir tane sanıyorduk ama daha fazlası varmış dedi. Peki ne olacaksın dedim. Sana bu büyüyü yapan da cezasını çekecek. Bu büyüleri büyücü kadına götüreceğiz dedi. Musabbe bana yaklaşıp sarıldı. Bıraktığında çok farklı bir yerde ağaçların arasında izbe, harabeye benzer bir yer evin önündeydik. Musabbe elindeki büyüleri evin bahçesine fırlattı. Musabbe burası neresi? Kimin evi dediğimde büyücünün evi dedi. Eve bakarken eve giren gölgeleri görmeye başladım. Hızlı hareket edip eve giriyorlardı. Bir süre sonra evden yardım edin diye bağıran bir kadının sesini duymaya başladık. Dış kapı açıldı ve kadın kendini dışarı attı. Evin bahçesinde gölgeler üstüne çullanırken kadının bütün bedeni gözlerimin önünde parçalara ayrılmaya başlandı. Kadın oracıkta can verdi. Her şey bitmişti. Kadına karşı en ufak bir acıma duygum yoktu. Annemi, babamı, hayatımı benden almışlardı. Büyüyü kimin yaptığını Musabbe'ye ve Cemal Hoca'ya sorsam da hiçbir şekilde söylemediler. Musabbe tekrar bana sarıldığında evimin salonundaydım. Öyle yorulmuştum ki odama geçip kendimi yatağa bıraktım. Sabah ezan sesiyle gözlerimi açtım. Sabah namazımı kılıp geri attım. Sanırım öğlene doğru uyanmıştım. Yorgun olmama rağmen çok rahat ve kendimi güvenli hissediyordum. Cemal Hoca veda edip gitti. Musabbeh'le baş başa kalmıştık. Yiyecek bir şeyler hazırlamak için mutfağa girdiğimde dışarıdan köpek havlama sesi duydum. Musabbeh kapıya çıktığında ufak bir köpek kapının önünde bekliyordu. Ona gidip yiyecek bir şeyler getirdim. O yemeğini yerken ben de Musabbeh'le kendime bir şeyler hazırladım. Baba kız gibi Musabbeh'le yemeğimizi yedik. O köpek hala kapımızda. Aradan yıllar geçti. Musabbeh beni hiç yalnız bırakmadı. Hep birlikteyiz. Bana hem babalık hem annelik yapıyor. Benim hikayem de bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.